Testi köşelerde Semih Ardaç'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan "Sayıyı artırmayın, bakanlıkların hepsini kapatın" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ile 23 Haziran Güreşe Doymayan Pehlivan Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin halk desteğini kaybetmeye başladığının noter tasdikli onayı gibi oldu. Oylardaki düşüş dramatik. 85 gün arayla ikinci defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen İmamoğlu, 23 Haziran'da AKP'nin kalesi sayılan ilçelerden Eyüp Sultan, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de AKP'ye fark attı. AKP, Müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi ile girdiği son seçimde 100 geçerli oydan 45'ini alabildi. 24 Haziran 2018'de yapılan partili Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın MHP destekli aldığı oy %52 idi. Bir senede 700 baz puan oy kaybetti Cumhur İttifakı. Bir başka ifadeyle 4 milyondan fazla seçmen tarzı siyasetini hatalı, eksik ya da başarısız bulduğu AKP-MHP bloğunu cezalandırdı. Daha çarpıcı bir veri daha var. İktidara geldiği 2002'den bu yana Erdoğan'a verilen destek en düşük seviyeye geriledi. AKP 23 Haziran'da %33'e kadar geriledi. Kan kaybı bu kadar bariz, zira 2018 yılı Ağustos ayından bu yana kur, faiz, enflasyon artışı yüzünden darbe üstüne darbe yiyen ve son zamanlarda sabrı iyiden iyiye taşan vatandaş, krizin faili olarak AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Güya başkan seçilince dolar ve faiz düşürecekti. Erdoğan'la müttefiği MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin sandıktan çıkan neticeden ibret alması beklenirdi. İlk beyanlar ibret almak bir tarafa, halkın aklıyla alay etmeye devam ettiklerini gösteriyor. Bizzat krizin müsebbibi olan başkanlık sisteminde bakanlık sayısı artırılacakmış. Hali hazırda şu bakanlıklar var: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la önüne gelen herkese artistlik yapma diyen hakaret rekortmeni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haricinde kaç bakanın ismini sayabilirsiniz? Lağvedilen parlamenter sistemde kabine başbakan, 3 başbakan yardımcısıyla 26 bakandan müteşekkildi. Bir senelik hazin tecrübenin akabinde sistemin özü itibarıyla demokratik olmadığını halk idrak etti etmesine de Erdoğan hiç oralı değil. Mevcut sistemde bakan sayısı 16 değil de 36 olsa yine netice değişmezdi. Zira bakanlar Erdoğan'ın nazarında vitrin süsünden ibaret. Erdoğan karar veriyor, 16 bakan harfiyen tatbik ediyor. AKP teşkilatları bile tek adamlıktan müşteki. Teşkilatla bakanlıklar arasında fiziki bağ kalmadı. Bakanlar bin küsur odalı sarayda Erdoğan'ın ağzının içine bakıyor. Erdoğan'ın inşa ettiği rejimde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte devletin merkezine yerleştirilen ve 100. senesini doldurmak üzere olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de noterlik rolü biçildi. Sarayda yazılan kanun teklifleri taraflarla müzakere edilmeden, muhalefetin görüşüne müracaat edilmeden, MHP desteği sayesinde jet hızıyla onaylanıyor. Kanun kuvvetinin, adli denetimin Erdoğan'ın fermanlarına tabi kılındığı mevcut sistemde bakan sayısını artırmak yeni teşkilatlanma masrafından başka bir işe yaramayacak. Üstelik bakan, yardımcıları, merkez ve taşra teşkilatı, logo, tabela, bina ve makam arabası derken masraflar kabaracak ve bütçedeki kara delik büyüyecek. Erdoğan Türkiye'yi aile şirketi gibi idare etmeye devam ettiği müddetçe ne bakanlara ne de strateji ve siyaset kurullarına ihtiyaç var. Bakanlıkların hepsi kapatılsın, nasıl olsa düzen değişmeyecek. 16 bakan vardı da ne değişti? Milletin hangi yarasına merhem oldular? Adalet Bakanlığı Adaletsizlik Tevzi Merkezi'ne, Çevre Bakanlığı Çevre Katliamına Kılıf Bulma Merciğine ve Hazine Bakanlığı da halktan toplanan vergiler için kara deliğe dönmedi mi? Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiyi bitirmedi mi?
Çiftçi, ateş pahası, mazot, gübre, ilaç ve tohum yüzünden kan ağlarken, Türkiye sadece 2018'de 2,5 milyar TL'yi menşei sır gibi saklanan on binlerce ton kırmızı et ve canlı hayvanın ithal edilmesi için ödemedi mi? Fransız, Sırp, Rus, Brezilyalı ve Arjantinli besiciler, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ne kadar teşekkür etse azdır. Sayesinde et fiyatı yükseldi, cepleri para gördü. İthalat için bakanlık kurmaya lüzum var mı? Erdoğan hepsinin yerine düşünebilecek ve en teknik mevzuda dahi tek başına karar verebilecek kapasiteye sahip. Bahçeli ile ikisi karar alsın ve bütün bakanlıkların kapısına kilit vursun. Erdoğan başka mevzuda çok iyi rol yapabilse de yetkileri dağıtmış, ademi merkeziyetçi ve demokrat başkan rolünde hiç başarılı değil, diyor Semih Hardıç, TR724'teki köşesinde.